Dermatoloji uzmanı Doktor Seçil Demirci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Seçil Hocam. Hoş bulduk. Çok güzel sizinle olmak burada tekrar. Aynı şekilde değerli vaktinizi ayırdınız. Evet Seçil Hocam, yaz aylarından çıktık. Birçoğumuzun problemi olan konuyu konuşacağız aslında bugün. Denize girdik, güneşlendik. Çok keyifliydi ama güneşin de zararlı etkisine aslında maruz kaldık hepimiz. Ben de aynı sıkıntıyı yaşıyorum ve size de soracağım. Çok soru olacak bu konuyla ilgili. Evet, cilt lekeleriyle ilgili bize ne söylemek istersiniz, ne anlatmak istersiniz? Her zaman cilt lekelerinin sebebi güneş midir yoksa başka sebeplerle lekeler oluşabilir mi? Evet, dediğiniz gibi leke mevsiminden çıktık. Şimdi leke tedavi mevsimine girdik. Çünkü biz leke tedavilerini hep erteliyoruz. Ekim ayı, Kasım ayı diye. Güneşin etkilerinden biraz uzak kalalım ve leke tedavilerimizi negatif yönde etkilemesin diye. Tüm lekelerin tedavisi bu mevsim yapılıyor ama tüm lekelerin nedeni güneş midir? Çoğunluğunun nedeni güneştir. Fakat lekelerin tipleri var. Melazma dediğimiz gebelik süresince hormonların etkili olduğu gebelik maskesi şeklinde lekeler. Ama güneşle hepsi artıyor diyebilirim. Fakat mesela melazmada etken genellikle hormonlardır. O lekeler daha derin lekeler galiba değil mi? Derin daha ve yüzeyel olabiliyor ama evet tedavisi daha dirençli, tedaviye daha dirençli. Tedavi süreci daha meşakkatli olan lekeler melazma. Hocam bu cilt lekeleri nasıl oluşuyor? Yani vücutta ne değişiyor da veya ne ekleniyor da veya ne bozuluma uğruyor da niye oluyor bunlar? Tüm lekelerin nedeni güneş değil ama yani melazma dediğim gibi hormonlarla etkili ama hepsini güneşin etkileri arttırıyor. Melanosit dediğimiz pigment üreten hücreler var. Güneş bunları uyarıyor ve çok daha fazla pigment. Yani kontrolsüz şekilde pigment oluşturuyorlar bu hücreler. Ve o zaman da lekeli ciltler oluşuyor. Lekelerin tipleri var. Melazma, güneş lekeleri ya da ameliyat yara yanık izleri sonrası oluşan pigmente alanlar, bunlar da bir leke türü ve bunların da tedavisi gerekiyor. Hepsinin nedeni bir şekilde güneş. O yüzden güneş koruma çok önemli, yaz kış önemli. Özellikle yüz lekelerinde kışında güneşe maruz kalmasak bile tabletlerdeki ve cep telefonlarındaki mavi ışığın da bu konuda negatif öyle etkileri mi? Son dönemlerde fark edilmiş. Eğer lekeliysek hep güneş kremi kullanalım evdeyken bile. Yani telefona bakarken bile aslında buna maruz kalabiliyoruz. Evet, rutinde çok lekesi olmayan kişilerin hani çok obsesif şekilde güneş koruması kullanmalarından bahsetmiyorum ama leke problemi varsa, leke tedavi sürecindeyse o zaman evdeyken bile mavi ışıktan korunmak adına güneş kremi kullanmalılar. Bazı lekeler var ki izleyicilerimiz hemen işte bende de bu var diyecektir. Girintili çıkıntılı kenarları olan ciltten bir hayli koyu. Hatta tam böyle alnımızın yazısı gibi alın ya ortada duran, yanaklarımızda ortada duran lekeler var. Bu lekelerin bir kısmı insanları endişeye sürüklüyor. Yani tamam lekeyi kabul ettik de ya bir cilt hastalığı Allah göstermesin bir cilt kanserine dönüşebiliyor mu gibi korkmalı mıyız her lekeden? Çok haklısınız. Bir dermatoloji uzmanının görmesine yarar var. Evet. Çoğu dediğiniz leke bu melazma dediğimiz hormonal altyapısı olan gebelik ve doğum kontrol ilacı kullanımıyla ya da bazen tiroid fonksiyonlarındaki anormalliklerle oluşan lekeler ama bazı deri hastalıkları, deri lupusu gibi ya da bir takım deri kanserleri de leke şeklinde oluşuyor. Ama o bildiğimiz, o gördüğümüz lekelerden daha farklı, daha ben gibi ama şekil bozuklukları olan ve lokal bir alanda çevreye doğru büyüyen, onların biraz görüntüleri daha farklı. Bildiğimiz lekelerin tedavileriyle onlarınki biraz daha farklı tabii. Yani evet, bunu bir hekim, başta dermatolog, plastik cerrah, medikal estetik olmak üzere bir hekim görmeli, ayrıştırmalı, neler yapılabileceğini masaya yatırmalı. Herkesin can kulağıyla duymak istediği şeyler de bunlar. Leke tedavilerinde ne gibi medikal altyapılar, ne gibi tedavi seçeneklerimiz var? Leke tedavilerinde lazer tedavileri kullanıyoruz. Birkaç çeşit lazer var lekeye etkili. Ve bunları seanslar şeklinde, 2 haftalık ya da haftalık seanslar şeklinde uyguluyoruz. Bunun dışında leke mezoterapileriyle destekliyoruz. Ev tedavi ürünleri de veriyoruz.
hastamıza. Karışım kremler olabiliyor ya da hazır leke kremleri olabiliyor. Antioksidanlar olabiliyor. Çünkü çok çeşitli leke içerikleri var. Ve hepsini kombinliyoruz. Mezoterapiyle, lazerle ve kremlerle tam da mevsimi bu süreçte bir seanslar şeklinde tedaviyle yaza daha lekesiz şekilde girmeyi umuyoruz. Ben seyirciler için özellikle hamile seyirciler için sormak istiyorum. Eminim bizi can kulağıyla dinliyorlardır. Hamilelikte lekeler neden oluşur? Hamilelikteki hormonal değişimler lekeye maalesef ki yatkınlık oluşturuyor. O nedenle özellikle yaz gebelerinde güneş kremi çok elzem. Güneş kremi sürekli kullanmaları gerekiyor. Saatte bir tekrar etmeleri gerekiyor. En az 30 faktörlü bir güneş koruma kreminin saatlik sürmelerini öneriyorum. Çünkü aynen dediğiniz gibi belki korumak daha kolay ama sonrasında lekelerin tedavisi daha meşakkatli, daha uzun. Yani gebelik sonrasında bu lekelerin kaybolması daha zorlaşıyor. O yüzden önlememiz gerekiyor. Oluştuktan sonra tedavi süreci uzun. Oluşmasını önlemek düzenli güneş korumayla ama saatlik güneş korumayla, evdeyken bile güneş korumayla mümkün. Peki hocam, şimdi Zavel dediniz ki leke tedavilerinde birçok medikal başlıklar var. Yaptığımız asit tedavileri, mezoterapiler falan var. Bir de lazerlerden bahsettiniz. Lazerler ile bu tedavinin daha da arttırılmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet. Biz biliyoruz ki bu tedaviler ciltte ister istemez bizi yıpranmaya da yol açabiliyor. Evet. Seyircilerimizin hepsi söyleyeceklerdir. Ya ben leke tedavisi yaptırdığım zaman cildimin incelmesinden korkuyorum. Cildim çok inceldi, bir daha yaptırmak istemiyorum gibi söylemlerle de bize gelirler. Bu gibi durumlarda fayda aldığınız, destek aldığınız başka bir ürün, ilaç veya başka bir şey var mıdır tedavi? Evet, mikro soyulmalara neden oluyor lazer uygulamaları. Bu da daha kuruluk ve pürüzlü bir oluşum oluşuma neden olabiliyor. Bu dönemlerde, bu durumlarda H100 serum, gençlik serumu uygulamasından çok fayda görüyorum. O derinin incelmesini de önlüyor. Bir yandan deriyi hyaluronik asitle alttan beslemekte leke tedavisine yardımcı oluyor. Yani hem cildi lekelerinden arındırabiliyoruz, hem kırışıklıklarını giderebilen lazer tedavileriyle de başkalaştırabiliyoruz, gençleştiriyoruz. Hı-hı. Hem de anladığım kadarıyla onarabilmek amacıyla da aynen gençlik öyle serumlarıyla da yeniden yapılanma aşamasında destek olabiliyorsunuz. Aynen. Gençlik serumlarıyla leke mezoterapilerini genellikle kombinliyoruz. İşte estetiğinin büyük güzelliği de bu. Üzerine Bilgül Hocam da güzel bir psikoterapi yaptığı zaman ruhen de gençleşme, güzelleşme de sağlanırsa, ruhen de lekesiz olma bir şekilde sağlanabiliyor. Peki, bir dakika, ben soracağım burada çünkü. Evet. Burada çillerle ilgili bir soru hazırladık size ve ben büyüyene kadar şu bölgemde çillerimle yaşadım ve çocukluğumda da bununla bayağı dalga geçtiklerini hatırlıyorum, havuç derlerdi. Şimdi çiller gerçekten cilt lekesi mi? Çünkü benim cildime baktıklarında da lekeleriniz var demişlerdi çok önceleri. Hayır, onlar leke değil, benim çillerim diye onları hani kendimden sayıyorum. Çiller bir cilt lekesi mi? Çiller cildin bir fenotipik yapısı. Kızıl saç ya da kumral saç ve çil genelde bir kombinasyondur. Ben çok severim. Bazen genç kızlar hakikaten o çilleri yok etmek için gelebiliyorlar ve ben hani çok yakıştığını onlara inandırmaya çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum çilleri. Herhangi bir deri hastalığı, deri kusuru, herhangi bir yatkınlık oluşturacak bir anomali değil. Ama ileri yaşta oluşan çillenmeler, lentigo deriz, ellerin üzerinde oluşur. Evet, evet. Yaşlık lekesi de denir hatta, dekoltede, evet, yüzde. Evet. Siyah koyu. Yani çiller gibi hani yazın koyulaşıp kışın açılan değil de sürekli sabit kalan lentigo dediğimiz güneş lekeleri, onları tedavi etmeyi seçiyoruz. Çünkü onlar biraz yaşlık lekeleri olarak adlandırılıp daha yaşlanmış izlenim verebiliyor hastalarımıza. Onları tek ya da en fazla iki seansta lazerle çözümlüyoruz. Hocam, güzel çözümler öneriyorsunuz ama bize leke tedavilerinin hep uzun olduğundan yakınılır. Hatta leke tedavileri devam ederken sosyal hayattan kopulur, eve kapanılır. Çok da fazla dışarı çıkılması çok istenmez. Sizin uyguladığınız tedaviler de mi bu şekilde? Yok. Hiç o şekilde değil. Genellikle yaşam konforundan uzaklaştırmayan tedaviler. Çok güzel. Soyulmaya yol açmıyor. Sadece bir günlük pembelik, kızarıklık
gibi bir. O da rahatlıkla kapatılabiliyor. Sosyal yani, yaşamdan uzaklaştırıyor. Yapıyoruz, çıkıyoruz, işe gidiyoruz. Evet, yani. Gidebiliyoruz. Çok konforlu. Ne kadar güzel bir yüreğimize su serptiniz. Peki bu tedaviler süresi ne kadar? Bir hafta, bir ay, beş ay? Kişiden kişiye değişiyor. Mutlaka. Lekenin bölgesi de yani daha yüzeyel ve derin olmasına göre de değişiyor. Lekenin geçmişine ne kadar zamandır olduğuna göre de değişiyor. Ama genellikle 4 seans başlıyoruz. Bazen 4 seansta tamamen sonuç alabiliyoruz. Bazen o bir 8 seansa kadar uzayabiliyor. Ama çiller ve güneş lekeleri, o yuvarlak güneş lekeleri, yaşlık lekeleri elbette kodik, onlar tek seans. Peki ağrılı bir işlem mi sunuyorsunuz? Hiç değil. Hiç ağrılı değil. Çok pahalı mıdır hocam peki? Hiç değil. Çok kolay. İşte en güzel, herkesin de mutlu olduğu bölüm bu, son soruda herhalde. Çok da ulaşılabilir oluyor olması. Günlük yaşantıda kişinin ekonomisini, zamanını, konforunu bozmuyor olması herhalde bu tür tedavilerin en çok istenen, aranan özelliği olsa gerek. Peki bu sene yaptık. Son olarak bunu çok merak ediyorum. Bu sene bu tedaviler uyguladık. Seneye tekrar edecek mi bu lekeler? Eğer melaz maysa, o dediğimiz hani güneşle artan gebelik dönemindeki yüzdeki maske dediğim şeklindeki lekelerse, o zaman tekrar koruma seansları yapmamız gerekecek bir yazı atlattıktan sonra. Yazın çok iyi koruyacaksınız güneşten. Sonrasında da o leke tedavimizi koruma seanslarına Ekim-Kasım aylarında birer seans daha yapmamız gerekebilir. Peki, yani yıllık bir iki seansla korumayla devam etmemiz gerekebilir. Peki sıfırlıyor mu? Yani hiç lekesiz bir hal alarak mı devam ediyoruz? Amacımız o oluyor. O yüzden seans sayılarımız kişiden kişiye değişiyor. 4 seansla genellikle çözüm olmaya yani çalışıyoruz. Lekesiz bir yaşam mümkün o zaman. Mümkün. Evet, leke tedavileri başta hekim şartıyla olmak şartıyla dermatolog olması, plastik cerrah, medikal estetik hekimi olması kaydıyla birçok tedavi başlığıydı. Lazerler, asitler, mezoterapiler hepsinin birleştirilerek, hatta cildi yeniden yapılandırmak için gençlik serumların kullanılabildiğini, ağrısız olduğunu, sosyal hayata çok kısa sürelerde dönülebileceğini öğrenmiş olduk. Hı-hı. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel şekilde bize özetlediğiniz konuyu. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Sıradaki konuğumuz Adana'dan değerli meslektaşım, medikal estetik hekimi Doktor Zafer Gökdemir az sonra bizlerle olacak. Çok yaşa devam ediyorum.